Evlenmeden önce neler yapılmalı? Evlilik bir mutluluk saadeti mi yoksa bir zindan hayatı mı? Bu videoyu seyret ve sonra evlen. Her gencin en büyük arzusu hiç şüphesiz ki mutlu bir evlilik gerçekleştirmektir. Bir ömür boyu sürmesi arzusu ile yapacağımız bir evlilikte her zaman işler sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. Sonu mutsuz biten bir evliliğin sebeplerine bakmak için biraz geçmişe gitmek ve aslında evlilik için attığınız her adımın doğru olup olmadığına bakmak gerekir. Evlilik müessesesi hem dinimiz hem de toplumumuz için oldukça kutsal bir yapıdır. Bunun için de bir ömür hastalıkta ve sağlıkta yanınızda olacak bir hayat arkadaşı seçmeye özen gösteririz. Ancak işler her zaman yolunda gitmez ve acaba çok mu erken karar verdik diye düşünmeye başlarız. Kendinize sorduğunuz bu soruda biraz haklılık payınız olabilir. Ancak acele alınmış bir evlilik kararının mutsuz bir sonla bitmesinin en büyük nedeni birbirlerinin manevi yolda ne kadar tamamlayacaklarına bakmamalı. Genellikle genç çiftlerimiz evlenirken boyuna posuna, arabasına, evine, alacağı altınlara, vereceği vaatlere, götüreceği yerlere ve tabii ki doğruluğuna bakar. Ancak çok azı Allah'a karşı terbiyesini sorgular. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki sonunda dönüş Rabbimizdir. Allah'a gitmeyen bir evlilik yolculuğu ne kadar huzurlu olabilir? Bereket tam olarak ne kadar bu eve yağabilir? Alınan hangi maaş bu çiftleri doyurmaya yeter? Evlenmeden önce yapılması gerekenlerden bir tanesi de uzun uzuya bütün detayların konuşulmasıdır. Bana söz verdi, kendini toparlayacak gibi sözler aslında tamamen kendimizi kandırdığımız boş vaatlerimizdir. Varsa hatalar her iki tarafında gerçekçi olup evlilik öncesinde bunları net bir şekilde aydınlığa kavuşturması gerekir. Seni hiç tanıyamamışım. Sen nasıl bir insansın? Senden ne çelik gibi sözlerini bir kere tam hesabet yap. Sözlerime son verirken son olarak da şunu bilmek gerekir ki günümüzde evliliklerin olmasına veya olmamasına en büyük yetken aile büyükleri ve akrabalardır. Çiftlerimizin yakınları, büyükleri ve ailesi en az genç bireyler kadar evlilik müessesesinde birer sorumludur. Bazı evliliklerin kolay olmasında şüphesiz ki ailelerin anlaşması ile olmaktadır. Aile büyüklerine yakışan en kolay, en rahat ve en tatlı şekilde çözümler bulup aile yuvasının bir an önce bir kuruma kavuşmasını sağlamalarıdır. Özellikle kıskançlık ve yobazlık aile kavramlarında olmaması gereken bir haslettir. Bunlar şeytanın pusuda beklediği, sizleri yakalamak için saldıracağı özel bir andır. Onu sevindirmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle selam ve dua edin.